Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben rehberlik uzmanı İnce Hoca. Umarım herkes çok iyidir. Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Hoş geldiniz tekrardan. Kimler hangi sınava hazırlanıyor onu da merak ediyorum. Çünkü 2023 için sınava hazırlanan öğrencilerimize özel yaptık bu semineri. Aramızda YKS öğrencileri olabilir, KPSS, DGS, LGS olabilir. YKS öğrencilerimiz var, LGS var, KPSS var, ÖABT öğretmenlerimiz de burada. Harika. Ses gelmiyor diyenler için sistem mühendisi arkadaşım yardımcı olabilir mi? Sanıyorum öğrencimizin bir tuşa basması lazım. Evet, yazılı bildirim geçildi. ÖABT harika. Şimdi biz bu seminere gelmeden önce sizlerden eğitim analizini çözmenizi istemiştik. Nasıl çözeceğinizi anlatmıştık. Herkes eğitim analizini çözdü mü? Çözmeyenler varsa çözmedim desin. Onları da nasıl çözeceklerini anlatacağım çünkü seminerimizde. Tamam, çözmeyenler için de nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Çözemedik mi yoksa bildirimden mi haberimiz yoktu? Tamam. Şimdi biz bu sene her öğrenci tek öğrencidir ilkesiyle yola çıktığımız tek HES, tek eğitim sistemi dediğimiz eğitim yazılımı projesini hayata geçirdik. Yapay zeka destekli bir eğitim modeli. Hazırlandığınız bütün sınavlara göre sistem üzerinden size otomatik çalışma programı hazırlayan, sizin performans takibinizi yapan, sizleri yine canlı derslere alan, sizlerin rehberlik takibini yapan, sizlerin seviyesine özel yönlendirmeler ve ödevlendirmeler yapan, sizlerin çalışma durumlarına göre haftalık önereceği ödevlendirmelerle yola devam eden, çalışamadığınız zaman anlarda hemen alarm durumlarını devreye sokan, zaman çok azaldığında ve hala yetiştiremediğinizi fark ettiği anda hemen öncelik belirleyen çok bambaşka bir sistemden bahsedeceğim. Eğitim analizini çözenlerle öğrenme yapısına göre en verimli çalışma tekniklerini konuşacağız. Çözmeyen arkadaşların hemen şu anda bile çözebileceğini ya da hemen seminer bitiminde çözebileceğini iletmek isterim. Seminer bitiminde daha iyi olur. Biraz daha tanımış olursunuz ve o bilinçle çözmüş olursunuz. Bu sistem sizi çok iyi tanıyan bir sistem. Bu yüzden önce eğitim analizini çözerek gelmenizi istedik. Bu analizi çözen öğrencilerimize özel zaten çalışma önerileri vererek başlıyor ve tanımaya başlıyor. Şimdi biz diyoruz ki bir eğitimin ancak ve ancak kişiye özel olması o kişiyi başarıya ulaştırabilir. Biz kurulduğumuz ilk andan bu yana hep bunu savunduk. O yüzden ismimizi Tekuzem koyduk. Her öğrenci tek öğrencidir dedik. Ve hep şunu düşündük. Yani yıllardan beri sektörün içerisindeyiz. Çok fazla eğitim kurumları var. Biz de geçmişimizde çok fazla eğitim kurumlarında tecrübelerde bulunduk. Kendi öğrenciliklerimizi düşündük. Öğrencilik hayatımıza gittik. Katıldığımız sınavları düşündük. Ve dedik ki bir yerde bir eksiklik var. Milyonlarca kişinin sınava girdiğini görüyoruz. Belki içlerinde birçoğu aynı okuldan mezun, aynı bölümden mezun, belki birçoğu aynı dershaneye gidiyor, aynı eğitim alıyor, aynı şeyleri yapıyor hatta ama aynı puan alamıyorlar. Birileri başarılı oluyor, birileri başarısız oluyor. Bunun sebebi hep şu mu peki? Onlar çalıştı, diğerleri çalışmadı. Hayır, çok çalışıp da sınava girip yine başarısız olan kişileri de gördük. Kendi öğrencilerimize baktık geçmişteki, yine gördük. Demek ki bu işin bir püf noktası var. Eğitim herkese bir olmaz. Eğitim bireysel olmalı. Nasıl ki parmak izimiz farklı, kaş rengimiz, göz rengimiz, alışkanlıklarımız, isteklerimiz, ihtiyaçlarımız farklı. O zaman dedik eğitim de kişiye özel olmalı. Dolayısıyla bireysel eğitim modelinin temellerini attığımız bir uygulama devreye aldık. Tek HES dedik, tek eğitim sistemi dedik. Yazılımı, teknolojiyi, dijital çağı devreye aldık. Madem bu kadar teknoloji gelişti, artık bunu eğitim için de geliştirelim. Robotlar yok mu artık? Ya evi süpüren bile robotlar var değil mi? Sen komut veriyorsun, bir şeyler yapıyor. Geçen ya reklamlarda izledim. İşte bir tuşa basıyorsun, çamaşır makinesi çalışıyor. Basıyorsun, durduruyor falan. Hani artık o kadar çok şey var ki çok önceden cep telefonlarıyla kumanda olarak kullanıyorduk. Böyle televizyonu falan değiştiriyorduk. Bir kere hatta ben bunu yaptığımda babaannem yanımda bayağı bir şok yaşamıştı. Artık hani teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda biz de yapay zekayı devreye sokarak tek eğitim sistemini
bu sene başlatıyoruz. Bu yüzden de hazırlandığınız sınav ne olursa olsun her sınav grubuna göre biz zaten bu eğitimi planladık. Ve sizden ilk isteğimiz bu eğitimi kullanmaya başlamadan önce eğitim analizi çözmenizdi. Çözmeyenler de çözecek zaten. Şimdi bekleyen görevler kısmında size özel zaten ücretsiz bir hesap açılıyor biliyorsunuz. Bu ücretsiz hesapta eğitim analizine ücretsiz katılabiliyorsunuz, ücretsiz çalışma programı oluşturabiliyorsunuz, ücretsiz seviye belirleme sınavı çözebiliyorsunuz. Eğitim analizini göremedim demişsiniz. Şöyle size özel bir hesap açılması lazım. Bu hesap içinde bir link paylaşmıştık biz. Şöyle de yapabilirsiniz. Direkt tekuzem.com ana sayfasına girdiğinizde sayfanın üst kısmında sen de ücretsiz dene sen de kazan diye böyle yanıp sönen bir ibare var. Direkt ona tıklayabilirsiniz. Ya da zaten ben buradan görüşmek isteyen kişilerden özellikle bilgi almak istiyorum. Sizi seminer sonlandığı anda direkt eğitim koçlarıyla birebir telefonda görüştürmek istiyorum. Hem eğitim analizini nasıl çözeceğinizi anlatırlar. Hem panelin detaylarıyla ilgili bilgi verirler. Şimdi sorularınızı cevaplandıracağım. Ama öncelikle şu kısma bir bakalım. Çözmeyenler için bekleyen görevler kısmında nasıl ki şu an bende bir seviye belirleme sınavı, bir önerilen çalışmıyorsa size de bir eğitim analizi yazacak. Ben sizler için önceden çözüp geldim. O yüzden bende şu an bekleyen görevler kısmında bu yazmıyor. Çözenlerde yazmaz zaten. Ama önemli olan eğitim analizini çözdükten sonra nelerle karşılaşacağımız. Siz bunu buradan tıklayıp çözebileceksiniz. Çözdükten sonra ise sistem tarafından zaten şöyle öğrenme kimliği, çalışma önerileri ve seminerler butonları çıkacak. Şimdi önce eğitim analizi kısmı ekranımız burası arkadaşlar. Ben bakın şu an KPSS genel analiz testini çözdüğüm için sonucunu görüntüleyebiliyorum. Bunun yanı sıra mini analizlerimiz var. Burada bir dipnot eklemek istiyorum. Burada ölçülen her şey, hırs, stres, anlayarak hızlı okuma, özgüven, unutma hızı, öğrenme hızı gibi bütün değerler burada ölçülüyor aslında. Ama burada ölçülen örnek veriyorum size. Hırs testi diyelim ki burada 5 soruyla ölçülüyorsa bunun içerisine yedirdik çünkü. Burada 10-15 soruyla ölçülüyor. Daha detaylı ölçülüyor. Biz bunları neden ekledik? Bizim öğrencimiz olduktan sonraki etapta rehberlik birimi olarak bizler sizin takiplerinizi yapıyor olacağız. Sizin çalışma durumlarınıza bakacağız, performansınıza bakacağız, gidişatınıza bakacağız ya da sizlerle yaptığımız görüşmelerde sizlerde bazı belirtiler tespit edebileceğiz. Örnek veriyorum stresinizin arttığını tespit ettik diyelim ki. Programınıza uyum oranı da düştü. İşte diyelim ki performansınız düştü ve bunu strese bağladık. O zaman biz sizden şunu isteyeceğiz. İşte Ayşe Hanım lütfen stres testini tekrar çözer misiniz? Burada almıştık aslında stresiniz düşüktü ama belki bir yükseliş yaşadık. Bu testi tekrar çözdükten sonra sonuçlarınız rapor olarak bize zaten yansıyor olacak ve biz sizlerle artık stresi azaltmak için terapiler, seanslar yapmaya başlayacağız. Bu aşamada biz dediğimiz gibi rehberlik asistanları, rehberlik uzmanları, psikolojik danışmanlar, psikologlar olarak kurduğumuz ekiple zaten sizlerle birebir görüşmelere devam ediyor olacağız değerli arkadaşlar. Şimdi ben testi çözmüştüm. Sonuç ekranımı görmek istiyorum. Şimdi benimle paylaşılan ekran burası. Diyor ki tebrik ediyorum testi tamamladın. Şimdi kimlik bilgilerini ve çalışma önerilerini görüntüleyebilirsin. Kimlik bilgileri neymiş? Bir ona tıklayalım bakalım. Biz burada size özel bir öğrenme kimliği hazırladık. Bu kimlik tamamen kişiye özel olarak geliyor. Ne demek bu? Eğitim analizi sonuçlarınıza göre arkadaşlar. Yani analiz sonuçlarınızda siz ne çıktıysanız kimliğinizde yani oradaki sonuçlarınıza göre bir kimlik oluşuyor. Kimlikte benim yaptığım analize göre bana işte hazırlandığım sınavı söylüyor. Öğrenme yapısı ve psikolojik yapısı ve hız durumu olmak üzere aslında beni ayırıyor. Hedefimi ve mesleki yönelimimi de ayırıyor. Önce bilgilerime baktım. Tamam öğrenme yapımla başlamak istiyorum. En çok da burasını bugün konuşacağız sizinle zaten. Öğrenme stilim işitsel çıkmış. Sizin ne çıktı? Çözen arkadaşlar öğrenme stiliniz ne çıktı? Bakar mısınız bir yandan? İşitsel çıkabilir, görsel çıkabilir, dokunsal çıkabilir, ikili çıkabilir, görsel işitsel, işitsel dokunsal gibi. Karma çıkabilir. Kim neler ne çıktı öğrenme stili bana yazın. Görsel ve dokunsal. Görsel çıktı, işitsel çıktı. Peki çözmeden de bunu bilenler var mı? Ya ben hiç eğitim analizi çözmedim ama işte ben görselim. Görsel işitsel çıktı. Evet mesela özüm gök duman. Hiç çözmediniz ama biliyorsunuz. Nesiniz sizce? Çözenler ne çıktınız? Görsel, işitsel, görsel. Evet.
Mesela Eşref Erbek 107 TYT 65 AYT yapıyordum. Sınavda stres yaptım. İşte bakın. Benim biraz önce bahsettiğim şey değil mi? Çok çalışıp aslında denemelerde çok iyi çıkarıp sınavda düşük yaşayan, düşük netlerle karşılaşan öğrenciler oldu. İşte hepimiz stresten kaynaklı dikkat dağınıklığına bunları çözmeden olmayacak. Bu yüzden biz bu eğitim analizini yaptık. Eşref, senin de zaten yapman gereken şey kesinlikle bu sene bunları da dikkat etmek. Şunu çok iyi bilin. Şunu çok iyi bilin, bu çok önemli. Bu tarz sınavlarda KPSS'ymiş, YGS'ymiş, işte YKS'ymiş, LGS'ymiş, DGS'ymiş, hepsinde durum aynı. Çünkü hepsini ÖSYM düzenliyor. LGS, MEB'in düzenlediği bir sınav ama mantık hep aynı. Bunlar psikolojik de sınavlar aynı zamanda. Yani sadece benim teorik bilgimi ölçmüyor. Benim stresimi ölçüyor, benim hızımı ölçüyor, benim anlık karar verebilme yeteneğimi ölçüyor, mantıksal akıl yürütme gücümü kullanabilme yeteneğimi ölçüyor, dikkat dağınıklığımı, yani o an odaklanmamı ölçüyor, konsantrasyonumu ölçüyor, kendime olan güvenimi ölçüyor, azmimi, hırsımı, o kadar çok şey ölçüyor ki. Çünkü bu soruları yazanlar, bu kurumlar bunların hepsini bilerek hazırlıyor. Şimdi mesela hiç karşılaşmadınız mı? Bazı sorular var, çok kolay gibi gözüküyor ama yapılma oranına bakıyoruz, çoğu yanlış yapmış. Siz mesela ya ben bu soruyu nasıl yanlış yaparım demediniz mi hiç sınavdan çıktığınızda? Çok fazla sınavda bu tarz sorular var. Bu bilinçli yapılan bir şey arkadaşlar. Çok kolay görünümlü zor sorular var mesela. Ya da bazı sorular var çok uzun değil mi? Paragraf soruları mesela. Aslında soru kolay. Hani içerisinde gizli aslında püf noktası. Bir soru ne kadar uzun olursa o kadar çok püf nokta barındırır aslında. Ama soru o kadar uzun ki biz ön yargıyla okuyoruz. Ya bu nasıl soru ya? Böyle soru mu olur diyoruz. Ve biz o soruyu daha okumaya başlamadan aslında zihnimiz kararı veriyor. Yapamayacaksın sen bu soruyu. Bu sorular bu bilinçlerle ya da bazı soruları ÖSYM, bakın her sınavda bu tarz sorular var. En az 2-3 tane var. Çözmeyin diye koyuyor. O sorular çok uzun olduğu için sizin bir soruya ayıracağınız süre otomatik 7-8 dakikaya ulaşıyor. Ama sizin bir soru 7-8 dakika ayırabilecek zamanınız yok sınavda. GGK'dan örnek verelim. 120 soru 130 dakika. Siz 130 dakikada 120 soru çözmeye çalışıyorsunuz. Bir soruya 8 dakika ayırdığınızı varsayın. Nereden baksanız 10 soru göremeyeceksiniz. Bunun gibi. Bu yüzden bu iş strateji işi. Bu iş öyle çok çalıştım, girdim. Evet, tabii ki çok çalışanların yüksek puan aldığı da oluyor ama psikolojilerini de doğru yönetirlerse. Belki birçoğu koçluk desteği alıyor, belki birçoğu bireysel öğrenmeyi bildiği için ya da bu tarz destekler alıyor, yapay zeka desteği gibi. Yani artık eğitim dijitalse, artık mantıksal işte sorular soruluyorsa, yeni nesil sorular soruluyorsa ve eğitimde yeni bir devir başlıyorsa biz de o devre ayak uydurmak zorundayız. Ve inanın biz burada her şeyi düşünen eğitimciler olarak bu masaya oturduk ve bu uygulamayı yaptık. Burada sistem her konuyu çok iyi tanıyor. Sınavda çıkan soru sayıları yıllara oranla önem puanı son 10 yılda kaç tane soru çıkmış? Örneğin son yıl bir soru geldi diye bu yılda bir soru gelecek diye bir kural yok. Ama oransal anlamda belki bu sene soru gelme oranı %75. Bunu da biliyor bu sistem. Biz bunların hepsini tanıttık, konuları tanıttık sisteme. Her bir konunun da kimliği var. Zorluk derecesi var, öğrenme süresi var, önem puanı var. Şimdi siz hiç şöyle bir düşünceye girdiniz mi? Diyelim ki sınava çok az bir zaman kaldı ve sizin çalışmanız gereken 3 tane konunuz var. Bu 3 konudan eleme yapmanız lazım. Nasıl elediniz? Belki birçoğunuz size daha sempatik gelen konuyu çalışmak istediniz. Belki birçoğunuz sadece çıkan soru sayısına baktınız. Dediniz ki bu 3 konudan işte X konusundan daha çok soru çıkıyor, ona ağırlık vereyim. İyi de ya o X konusunun öğrenme süresi çok uzunsa, ya sınava kadar yetişmeyecekse? Hiç bunu düşündünüz mü Huriye? Mesela sana soruyorum. X konusunu aldın ama sınava bir hafta var. O X konusunun çıkan soru sayısı fazla ama öğrenme süresi 2-3 hafta. Yetişmeyecek. Sen o bir soru, 3 soru için, 2 soru için bunu eledin. Strese girme. Çünkü bu sistem bunu çok iyi biliyor. Çıkan soru sayılarını biliyor. Ama öğrenme sürelerini de biliyor. Bir de senin seviyeni biliyor. Şimdi öğrenme süresi bile kişiye göre değişir. Hiç bunu düşündünüz mü? X konusu mesela bir saatte öğrenilebilen bir konu. İyi de benim seviyem X konusunda ya temel seviyedeyse ya temelim yoksa o zaman benim bir saat değil de 3 saat ayırmam gerekecek. Çünkü ben önce bir ön hazırlık yapacağım. Sonra konumu çalışacağım. Sonra tekrarımı yapacağım. Bir de öğrenme hızım düşükse ben daha yavaş öğreniyorsam ki olabilir bu bir eksiklik değil. O zaman ben belki 4 saatte öğreneceğim o konuyu. Şimdi herkes 1 saatte öğreniyor. Dershaneye gitsek örneğin bize bu konu 1 saatte anlatılacaktı. Ben eve gidip tekrar da yapmayacaktım belki. Birçoğumuz bunu yapmıyoruz. Kabul edelim.
Çünkü tekrar yapmak bize biraz, ben kendim açık konuşayım, öğrencilik hayatımda en sevmediğim şeydi. Tekrar yapmayı hiç sevmiyordum. Çünkü kafam hep şöyle çalışıyordu. Ya ben buna çalışmışım. Dershanede hoca anlatmış, öğrenmişim. Şimdi gidip niye bir daha çalışıyorum? Zaten o kadar çok konu var, derya deniz konular var. Niye gidip bir daha çalışayım aynı şeye? Gidip yeni bir şey çalışırım diyordum. Ama aslında hepimiz şunu fark etmiyoruz. Tekrar yapmak demek konuya gidip bir daha çalışmak demek değil ki. Tekrar adı üzerine bakın, konu çalışmak başka bir tür, tekrar yapmak başka bir tür. Bu sebeple bizim artık çalışma türlerini çok iyi tanımamız lazım. Süreleri çok iyi bilmemiz lazım. Neye nasıl çalışma yapacağız? Çok önemli bunlar. Şimdi biz bunları bilemeyiz arkadaşlar. Öğrenciyken bunu bilemeyiz. Ben evet rehberlik uzmanıyım. Evet 7-8 senedir bu işi yapıyorum. Ama her öğrenciye bireysel çalışma programı hazırlayabilir miyim? Hayır. Böyle bir program hazırlayamam. Bu sistem size özel program hazırlıyor. Biz rehberlik uzmanları genelde ne kadar bireysel, ki ben en çok bireyselliği savunanlardan biriyim. Maksimum yapabileceğim, bazılarına ders bazlı konu çalışması eklerken bazılarına tekrarla başlatırım, ama bu yeterli değil ki. Bu sistem konu elemesi bile yapıyor. Hani bakıyor bakıyor, ya bu konudan yıllardır soru gelmiyor. Öğrenme süresi çok uzun. Onun yerine son yıllarda gelen soru sayısında artış olan X konusunu önereyim. Öğrenme süresi hem daha kısa diyor. Bunun gibi algoritmalarla çalıştığı için bizim kafamızın alması çok mümkün değil bu tarz sistemi. Ama artık stratejik çalışmak zorundayız, bunu bilin. Şimdi bu kimlikte dediğim gibi benim öğrenme hızım, unutma hızım, okuma anlama oranlarım, stres seviyem, hırs, dikkat dağınıklığı, özgüven, özdesim hepsi hesaplandı. O analiz sayesinde hesaplandı. Eğer sizler de çözdüyseniz siz de kimliğinizi buradan görebilirsiniz. Yetmedi. Tamam hocam, iyi de ben nereden bileceğim ki işitsel nasıl çalışmalı? İşte mantığa dayalı öğrenmem varmış, ben ne yapacağım? Hani nereden bileceğim? Sözel zekam kuvvetliymiş, iyi de hani ne bileyim ki ben sözel zeka? KPSS mi bu diye yazan olmuş. Bütün sınav grupları için ben KPSS için çözdüm. YKS'ler de çözebilir, LGS'ler de çözebilir. ÖABT hepsi çözebilir. DGS için de var. Şimdi buna göre de arkadaşlar bu yetmedi bakın. Ben bir de gidip şuradan çalışma önerilerine tıklıyorum. Bu kısmı çok seviyorum. Çünkü en çok öğrencimizin aydınlandığı yer burası oluyor. Evet kimliği gördük. Nasıl çalışmalıyız? Bunu bilmiyoruz. Burada da nasıl çalışmamız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Bunu indirip çıktısını da alabiliyorsunuz. Ben öğrencimden birebir bunun çıktısını alıp çalışma ortamlarına böyle asmalarını istiyorum. Çok güzel yönlendiren bir rapor çünkü. Adım adım. Sen de diyor ki işitselsin, böyle böyle çalış. Sözel zekasın, bunları yap. Mantığa dayalı öğrenme yapın var. Bakın her birine özel, gördünüz mü? Bu size farklı çıkacak işte. Siz ne çıktıysanız ona göre çıkacak. Konuları öğrenme hızın düşük diyor. O yüzden bir defa çalışınca çok iyi anlayamayabilirsin. Endişelenme. Bir videoyu iki kez izle diyor. Hani bu sende bir eksiklik değil ki. Benim öğrenme hızım düşük olabilir. Bazısının yüksek olabilir. Ama benim de farklı yanlarım çok kuvvetli olabilir. Güçlü ve zayıf yönlerimiz var. Hepimizin var arkadaşlar. Bütün insanlarda var bu. Bu özel hayatımızda da var. Yani bir aile hayatımızda da var. Şimdi kimimiz işte çok yardımseverlik güçlü tarafımızken işte çok tez canlılığımız belki düşük, yani zayıf yönümüz olabilir. Çok hızlı karar veriyor olmamız zayıf yanımız olabilir. Bunun gibi öğrenmede de güçlü ve zayıf yönlerimiz var ve bunları sevip sahiplenmeliyiz aslında. Çünkü bu güçlü yanlarımızı sevdiğimiz kadar zayıf yönlerimizi de seversek ancak geliştirebiliriz. Ve şey gibi düşünün, işte ilkokulda, ortaokulda ya çok zeki ama çalışmıyor, ya işte çok zeki ama çok hareketli o yüzden anlamıyor vesaire gibi durumlar çok karşılaştırdık ya. Olay sadece zeki olmak olmamak değil. Hele ki bu sınavlar zekayı zaten ölçmüyor. Öyle olsa önce bir IQ testine falan girmemizi isterdi. Bunlar zeka ölçen sınavlar değil. Bunlar inanın bana mezun olduğumuz okulları, bölümleri falan ölçen sınavlar da değil. Biz ne ortalaması yüksek öğrenciler gördük sınava girdiği anda kalem oynatamayan. Sınav çok zor olduğu için de değil bu arada. Sınav stratejik bir sınav. Bakın en çok da psikolojik bir sınav. Bunu asla unutmayın. Ya inanın bana şöyle şeyleri çok duyuyorum senelerdir. Çünkü sınav sonrası öğrencilerle de çok fazla görüştüğüm için. Ya öğrenci çok yüksek netler yapıyor sınavlarda, denemelerde beklenti de yüksek ama sınava giriyor düşük net çıkartıyor. Aslında sonradan kontrol ederken
Ya ben bunu nasıl yapamadım diyor. Aslında o sorunun o konuya ait olduğunu bilmiyor. Aynı soruyu denemede çözmüş ama orada öyle çözüleceğini hatırlamıyor. Bunların hepsi stresten kaynaklı, odaklanma probleminden kaynaklı, sınava yüklediği anlamın çok fazla olması. Bu yüzden bir rehberlik desteğine birebir temasa ve görüşmeye çok ihtiyaç duyuyor ve nasıl ders çalışacağını bilmesi gerekiyor. Bunun gibi şöyle gösteriyorum bakın uzun uzun böyle gerçekten bunları yazarken bayağı emek harcadık. Bu şekilde size özel bir yönlendirme sayfası görüyorsunuz. Bitmedi. Herkes okumayı sevmez. Şimdi sistem okuma hızını, anlama hızını da ölçüyor. O anlama oranını da ölçüyor. Şimdi bazı öğrenciler var ki okumayı sevmiyor. Hatta biz ne diyoruz? Görsel, işitsel, dokunsal. Görsel olanlar hadi belki bunu okumayı sevdi ama işitseller sevmiyor. Dokunsallar sevmiyor. Şimdi onlar için biz bir de video çektik. Şu seminerler kısmına gelin istiyorum. Bir genel seminerler var. Bu herkese aynı şekilde çıkan konular. İşte hangi yayınları kullanmalıyım? Sınavı tanımam lazım. Sınav tanıtan seminer kim hangi sınav hazırlanıyorsa onunla alakalı geliyor. Molalarda neler yapmalıyım? Seviyeme göre nasıl çalışmalıyım? Nasıl beslenmeliyim? Bu herkes için genelde ortak oluyor. Bir de şurada tekrar geliyorum. Size özel seminerler. Burası da çok güzel. Biraz önce yazdığım uzun uzun yazıların video halleri. Böyle hepsi ikişer, üçer, beşer dakikalık videolar. Mesela bu öğrenci geç öğrenen bir öğrenci de öğrenme hızı düşüktü. Geç öğreniyorum ne yapacağım? Çok çabuk unutuyordu, çabuk unutuyorum ne yapacağım? Öz disiplini çok düşüktü, disipline giremiyorum ne yapacağım? Dikkat dağınıklığı yüksekte ne yapacağım? Bir de bununla ilgili herkese özel seminerler çıkıyor. Dediğim gibi böyle ikişer, üçer dakikalık çok keyifli videoları da açıp izleyebiliyorsunuz. Bizler tarafından çekildi ve yüklendi. Hani her şey öyle düz yazı okumak zorunda da değilsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Sistemde size özel çalışma programı oluşturma alanı var. Size özel performans sayfası takip etme alanı var. Bunlarla alakalı önümüzdeki haftalarda da seminerler yapıyor olacağım. Ama siz bu sayfalarla alakalı merak ettiğiniz her şeyi direkt panel üzerinden eğitim koçlarımızla da görüşerek öğrenebileceksiniz. Bununla alakalı olarak dediğimiz gibi tüm bu hizmetlerden yararlanabilmenin tüm detaylarını eğitim koçlarıyla görüşerek öğrenme şansınız var. Şu an biz buraya bir link bıraktık. Bu linke tıklayarak eğitim koçuyla bugün görüşebilirsiniz. Daha hızlı dönüş yapacaklar size. Bir de benden şöyle bir şey iletmemi istediler. Benim daha seminerim bitmedi. Devam edeceğim. Sunuma geçeceğim şimdi. Ama şunu iletmemi istediler. Bu eğitimlerle alakalı bilgi alacak olan öğrencilerimiz varsa kısa süreli ayın 10'una kadar maksimum uzatabildiler. 2 gün daha indirim sağlayacaklar size. %10 indirim imkanınız da olacak. Burada bir dershane ücretsiz mi diye soranlar olmuş. Bu yapacağınız şu ana kadarlar ücretsiz. İşte eğitim analizine katılıyorsunuz, nasıl çalışacağınızı öğreniyorsunuz. Ücretsiz bir haftalık takvim oluşturabiliyorsunuz. Bir haftalık performansınızı görebiliyorsunuz ama örnek videoları izleyebiliyorsunuz. Ama dönem boyu bu hizmetten yararlanmak, bizlerle devam etmek, konu önceliklendirme, konu eleme, performans takip gibi birebir rehberlik desteği gibi dönem boyu bu hizmeti almak ücretli tabii ki. Ama bir dershane ücretinden bile çok daha uygun ve bugüne özel indirim imkanınız da olacak ve de o uygun fiyata bir de indirim yapacaklar size. O yüzden ne kadar diye soranlar olmuş. Şimdi her eğitimin ücreti farklı. O yüzden ben onları ezbere bilmiyorum. Ama eğitim koçumuzla birebir görüşme şansınız var. O yüzden ben tekrardan KPSS'a demişsiniz. İnanın bilmiyorum yani. Onun da ayrı ayrı çünkü eğitimleri var. Şöyle görüşürseniz onlar size indirimli fiyatını söylesinler. Direkt %10 indirimli fiyatıyla beraber bilgi versinler size. Ayrıca bu sayfa kullanımını da çok daha detaylı anlatırlar. Birebir bir koçluk görüşmesi yaparsınız. Bir de arkadaşlar bu eğitim analizini çözenler için söylüyorum. Birebir kimlik yorumlama da yapacaklar eğitim uzmanlarımız. Görüşürseniz eğer bu kimlik görmüştük ya hani öğrenme kimliği. Bu kimliğin birebir yorumlamasını da onlarla beraber yapabileceksiniz. Sözel zekasını size daha detaylı bilgi verecekler sözel zeka olduğunuz için mesela. Şimdi ben sunumuma geçeceğim. Burayla ilgili sorunuz varsa önce sorularınızı almak istiyorum. Panelle alakalı, tekesle alakalı, sistemle alakalı. Ben şimdi görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme stilinin detaylarını biraz anlatacağım. Çünkü çözen arkadaşlar vardı aramızda. Çözmeyenler de bunu bilerek çözerse bence daha istekli çözerler. Kim nasıl ders çalışmalı, öğrenme yapısına göre neler yapmalı. O kısma geçeceğim, sunum açacağım. Soruları olan arkadaşlarımın sorularını bekliyorum. Bir yandan da sunumu ayarlasın. Sistem mühendisi arkadaşım sunumu ayarlarsa çok sevinirim. Ücretsiz olarak alabileceğim program veya çalışma programı var mı? Bir haftalık ücretsiz deneme hakkınız var ama onun dışında eğitim, bu bir eğitim hizmeti. Yani bir dershane gibi düşünün demiştim.
O yüzden de hani ücretsiz bu tarz etkinliklere katılabilirsiniz ama dönem boyu bu hizmetten yararlanmak için bir ücret var. Ama zaten bu sınavı kazanmayı göze aldıysak, yani böyle bir niyete girdiysek bir eğitim almamız gerekiyor açıkça. Bu eğitimi almak için de şimdi gidip dershaneye yazılabiliriz, gidip bir uzaktan eğitim alabiliriz, bir kitap alabiliriz. Yani bir harcama yapmamız gerekiyor. Bu harcamanın çok daha azını yaparak böyle bir sistemle yarar gitmek bence çok daha avantajlı. Yani örgün eğitimi de görmüş biri olarak söylüyorum, farklı uzaktan eğitimlerde hizmet vermiş biri olarak söylüyorum. Kendim hani birebir koçluk yapmış, birebir özel danışmanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Yani neredeyse bütün eğitim türlerini görmüş biriyim. Ve Tekuzem açıldığından beri buradayım. Yani bu sistemin birebir içindeyim. Bu yapay zeka destekli tekes modelini birebir hazırlayan kısmın içerisindeyim. Yani fikir anlamında da şu da olsun, öğrencinin bu eksiği var, bunu da katalım, bunu da yapalım. Bu aşamada biz sadece öğrenci olarak baktık. Bireysel ilgi çok önemli. Size özel öneride bulunması, mesela takvim hazırlama, tamamen size özel takvim hazırlayacak. Şimdi temel seviyedeysen seni hemen konu çalışmasıyla başlatmayacak. Önce bir dur diyecek, senin daha temelin yok. Nereye konu çalışıyorsun? Önce bir ön hazırlık yapalım. Gel diyecek, bir ön hazırlık videomuzu izle. Şimdi dershaneye gittik. Ben diyelim ki matematikte işte çarpanları ayırma konusunda hiç bilmiyorum ne demek. Çarpan ne demek onu bile bilmiyorum. Yanımdaki arkadaşım geçen sene girmiş. Zaten fullemiş o soruları. Sadece problemlerde sıkıntısı var. Zaten orada çok iyi seviyede. Şimdi hoca bir başlıyor konu anlatımı. Benim de işime gelmiyor, onun da işine gelmiyor. Ben bir kere konu anlatımını bilmeden önce çarpan nedir, onu bilmem lazım. Rasyonel sayını bilmem lazım. Hani temel bilgiyi, önce bir temel kavramları bilmem lazım. O arkadaşım için de zaman kaybı. Zaten çok iyi biliyor. Gidip soru çözmesi gerekiyor da tekrar yapması gerekiyor. Gidip en baştan konu dinliyor. Ona da yazık, bana da yazık. Bu sistemde senin seviyeni konu bazlı ölçtüğü için o konuda neye ihtiyacın varsa önüne onu getiriyor. Sen bir dur, sen önce bir ön hazırlık yap, bir temel bilgiyi öğren diyor. Diğerine diyor ki arkadaşım sen zaten ileri seviyedesin. Ne diye uğraşacaksın? Ön hazırlıkmış, konuymuş, tekrarmış ne gerek var? Gel biz seninle soru çözelim, soru üzerinden gidelim, zaman arttıralım gibi. İşte sistem bunu otomatik yaptırdığı için sen düşünmüyorsun. Hani şey vardı ya, böyle caps'ler falan da yapıldı bir dönem. Neye çalış, nerede, neydi, neye çalışacağımı çalışıyorum gibi, böyle nerede eksiğim olduğunu bile bilmiyorum gibi, böyle masa başında işte öğrenciler, değişik değişik yüzler, suratlar, çalışmaya çalışıyorum tarzında. Yani gerçekten masa başına oturduğumuz anda plan programımız yoksa ve bu plan program bize göre değilse çoğumuz verim almıyoruz. Ben hatırlıyorum öğrencilik hayatımda günde belki 7-8 saat ders çalışıyordum ama hep Türkçe çalışıyordum. Neden? Onun şeyini, sebebini çok sonra anladım. Hani biraz daha böyle üniversite hayatında mesleğe atıldığımda falan. Çünkü bana iyi geliyordu Türkçe çalışmak. Çok seviyordum çünkü. Eksiğime değil, en iyi olduğum şeye çalışıyordum. Sürekli motivasyonum artıyordu, evet, ama eksiğim eksik olarak kalmaya devam ediyordu. Günde belki binlerce paragraf çözüyordum. Ama bu paragraf çözmek beni daha iyi yapıyordu. Ama matematik eksiğim orada duruyordu. Tarih eksiğim orada duruyordu. Evet, girdiğim sınavda gerçekten Türkçe netlerim çok iyi geldi. Ama benim orada arttırmam gereken bir matematik neti varken çoğu matematik sorusunu yapamadım, bakamadım, kalem oynatamadım bile. Bunun gibi eksiğini çok iyi bilen bir yönlendirmeyle geldiği için bu konuda gözünüz rahat, gönlünüz rahat, güvenebileceğiniz, yani hata payı olmayan bir sistem. İnsan hata yapar ama teknoloji, yapay zeka hata yapmaz arkadaşlar. KPSS'ye çalışmaya başlayan biri başla bitirme yapar. İşte Feyza Hanım'ın dediği gibi bu kişiye göre değişir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum aslında yarım saattir. Şimdi kimisi başla bitir yapmalı. Seviyesi onu yapmayı gerektirir. Kimisi aynı anda 2-3 ders götürebilir. Şimdi sizin mesela GGK seviyeniz çok iyidir. GGK ile ilgili soru çözerken KPSS'den 3-4 ders aynı anda götürebilirsiniz. Da KPSS A'da iyi, bazı derslerde orta seviyesinizdir. GGK'da başlangıçsınızdır. GGK'dan konu çalışırken KPSS A'da eksik olduğunuz derslerin konu çalışmasını yaparken 3 tane dersin tekrarlarını yapabilirsiniz. Şimdi tamamen burada seviye, sizin ne kadar süreniz var, sınava kadar çalışabileceğiniz süre nedir ve sınava kadar sistemin sizden çalışmanızı istediği süre nedir? Sistem bunu da hesaplıyor seviyenize göre. Diyor ki sen sınava kadar toplam 400 saat çalışmalısın. Sen de diyorsun ki ama benim 200 saatim var, benim iş hayatım var, okul hayatım var ya da hiçbiri yok ama ben günde 3 saat ders çalışabiliyorum maksimum, dikkat dağınıklığı yaşıyorum. O zaman o 400 saati 200 saate indirgiyor. Biz hiçbir zaman öğrencimizi sıkmıyoruz. Hayır, daha çok çalış, kendinden feragat et, işte ailenden uzak kal, geceleri uyku uyuma, yemeği az ye, daha çok çalış değil.
eleme yapıyoruz işte burada. Bu yüzden önceliklendirme sistemimiz var. Sen 200 saat çalışabiliyorsan o 400'ü 200'e indirgiyoruz. Gereksizleri atıyoruz. İşte ön hazırlıkların bazılarını konu çalışmasına çeviriyoruz gibi sistemin yaptığı alarm durumunda yaptığı çalışmalar yapıyor. Devreye giriyor. İşte bunu ancak bu sistemin hesaplaması lazım. Bence bir eğitim koçuyla görüş, onunla bir hesaplama yapın. Günlük çalışabileceğiniz saat ve çalışmanız gereken saat ayrımına göre. Sizden kaç saat çalışmanızı istiyor yapay zeka? Ona göre örnek bir program hazırlayın. Eğer bizimle devam ederseniz zaten sizinle her hafta o güncellenen programla ilerlemiş olacaksınız. Bu sadece bir koçluk sistemi değil. Bu koçluk sisteminden çok daha öte bir şey. Tamamen yapay zeka destekli bir eğitim modeli. Size canlı ders, video ders, deneme sınavı, rehberlik hizmeti, ders notu, performans takibi, çalışma programı, konu önceliklendirme, seviye belirleme sınavı, check-up'lar gibi, yani tek nefese saymam imkansız, daha birçok eğitimi bir arada sunan eğitim öğretim programı diyebiliriz. Şimdi bu öğrenme stilleriyle ilgili devam edeceğim. Eğitim analizini çözenler. Şimdi öğrenme stili nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında herkesin, her öğrencinin demiyorum, bütün insanların aslında bir öğrenme stili var. Doğuştan gelen bir öğrenme stili. Kimimiz görsel, kimimiz işitsel, kimimiz dokunsalız ve bu herkeste farklılık gösterir. Ama geleneksel eğitim metotlarında, okullarda, dershanelerde hiçbirimiz böyle bir eğitim almadık. Kabul edelim. Mesela arkadaşlar, koçluk için ücret yok. Bu eğitime dahil olduğunuzda zaten ücretini verdiğinizde koçluk eğitim dediğimiz, yani rehberlik eğitimini birebir alacaksınız arkadaşlar. Şimdi mesela bazılarımız vardı. Duyarak çok iyi anlıyorduk. En arkada bile otursa, öğretmeni çok iyi duyarsa çok iyi öğreniyordu. Kimimiz var, en öncüdür. En önde oturması lazım, tahtayı görmesi lazım. Bir renkli kalemler, işte postitler falan kullanır. Kimimiz vardır, çok hareketlidir. Ya sürekli işte gider çöp atar, sürekli çöp kutusunun başına kalem açar. Ama bakarız, o da bir şeyler öğrenir. Çünkü çok hareketlidir. Yani aslında çok farklıydık. Öğrenme stillerimiz çok farklıydı. Ve bize buna göre hiçbir zaman yönlendirme yapılmadı. Ben burada bu yönlendirmeyi yapmak istiyorum. Öğrenme stili dediğimiz gibi bizim öğrenmemizdeki artıyı, verimi katan çok çok önemli bir kavram. Analizde girdiğinizde zaten göreceksiniz, çıkacak sizde de. Çıkan arkadaşlar vardı, mesela görsel olanlar vardı. Ben görsel olanlarla ilgili önce konuşayım. Genelde görüntülerle düşünen kişiler. Genelde mesela atıyorum birini tanıtacaksınız. İşte daha çok görsel dikkatinizi çeken şeylerle, işte mavi gözlü, siyah elbiseli, siyah saçlı gibi tanıtırlar. Genelde kullandıkları kelimeler de görsel ağırlıklıdır. Genelde hızlı konuşan kişilerdir. Birazcık daha hani konuşurken kişinin işte gözlerine bakar, dudaklarına bakar mesela. Ve gördüğü her şeyi hafızasında çok daha uzun süre tutabilirler. Görmesi yeterli. Daha çok çalışma ortamlarının düzgün ve tertipli olması lazım. Çünkü herhangi bir boş bardak, herhangi bir işte boş bir şişe, herhangi bir silgi tozu, kalem ucu pisliği vesaire gibi böyle göz zevkini bozucu etkenler olduğu takdirde gözüne hitap eden her şey hafızasına kaydedildiği için bu öğrencilerimiz birazcık zorlanabiliyor öğrenme aşamasında. O yüzden olabilir derli toplu bir ortam olması lazım. Işığın genelde canlı olması çok daha etkili onlar için. Çünkü gördükleri şeyi daha iyi görebilmeleri lazım ki daha iyi öğrenebilsinler. Loş ışıkta çalışmayı genelde çok sevmezler. Duyarak öğrenme çok etkin olmadığı için görsellerde birazcık hani bu özelliğini geliştirmesi lazım belki. Duyarak öğrenme özelliğini, ama genelde görseller görerek öğrendikleri için daha çok ön sıralarda oturmayı tercih eden kişilerdir. Yazılı olmayan bilgiyi çok fark etmeyebilir. Hani bu kulaktan girdi, öbür kulağından çıktı derler böyle annelerimiz falan. Hani aslında çok kızmasınlar. Belki de çocukları görselleri, bazı şeyleri göstererek öğretmek lazım. Birazcık isim hatırlamakta zorlanır. Hani isim hafızam iyi değil diyenler olur ya, şu anda gözümün önüne geliyor kişi ama ismini hatırlamıyorum. Bunlar görseldir aslında. Plansızlığa, programsızlığa çok gelemezler. Genelde plan programı sever. Hani yapacağı şeyler liste halinde gözünün önünde asılı olmalı mesela. Yaptıkça tik atmalı mesela, bunun gibi. Genelde sözel yönergeleri hatırlamakta zorluk çekebilirler. İşte mesela bir yere tarih sordunuz. İşte X yerine gideceğim, nasıl gideceğim? Şuradan git, düz git, sağa dön, sola dön vesaire gibi şeyler dedikleri zaman hatırlamakta zorlanabilir. Genelde birinin ona göstermesi, çizerek eline kroki falan vermesi lazım. Ama haritada çok iyilerdir mesela. Bu navigasyon falan var ya. Genelde o navigasyonda da harita açtıkları zaman bir yere çok daha rahat gidebilirler. Çalışılan yerin değiştirilmesi çok işe yarıyor. Benim çok önerdiğim tekniklerden biridir Burak bu arada.
özellikle ders çalışmaktan sıkılan kişilerin böyle sene sonuna falan yaklaştıkça ben çok öneriyorum. Bir masa değişikliği yapmak bazen iyi geliyor ama herkese önermiyorum. Şimdi bazıları var, adapte olamıyor değişiklik yaptığı zaman. Yani değişime karşı olan kişiler de var. Hani hep bireysel diyorum ya. Ama bu bireyselliği savunuyorum. Şimdi bazıları çok sıkılıyor aynı şeyleri yapmaktan ve onlara değişim iyi geliyor. Ama bazılarına ya hocam ben iyiyim böyle rahatımı bozamam, konfor alanımın dışına çıkamam diyenlere de çok önermiyorum. Konsantrasyon kısmında şöyle genelde konsantrasyonu kuvvetlendirebilmek için görsel olan kişilerin çalışmaya başlamadan önce çalışacağı konuyla ilgili zihninde bir resim tasarlaması, resim canlandırması. Yani şu gördüğünüz bir görsel gibi de olabilir. Mesela işte harita bilgisi çalışacaksınız, bir Türkiye haritası gözünüzün önüne getirebilirsiniz gibi. İşte küp çalışacaksınız mesela, bu geometri çalışacaksınız, üçgenler, kaleler falan böyle gözünüzün önüne gelebilir, odaklanmanızı sağlar. İşte Bülent Acar'ın dediği gibi kütüphane en iyi yer demiş. İşte bu da kişiye göre değişiyor hocam. Şimdi birazdan anlatacağım. İşitselseniz muhteşem bir yer sizin için kütüphane ama dokunsallar için çok iyi bir yer olmayabilir. Çünkü onlar biraz hareket etmek istiyor. Ya da işitselsiniz, evet kütüphanenin sessizliğiyle iyi ama işitsel olup bir de sesli anlatım yaparak çalışıyorsanız, kendiniz böyle sessiz sessiz ders çalışıyorsanız o zaman da diğerlerine yazık, onları rahatsız etmiş olacağız. Bunun gibi bu da kişiye göre değişiyor. Çalışma alanında ders seçerken konuda seçmemiz lazım demiş. Sistem karmakarışık program yapıyor ve bu bir işe yaramıyor demiş. Tabii ki konu bazlı seçin Müge Hanım. Eğer ki siz konu bazlı seviye seçerseniz zaten sistem size o konuda temel seviyesiniz ön hazırlık getirecek. X konusunda ileri seviyedesiniz tekrar getirecek. Şimdi muhtemelen yok yok konu bazlı seçiliyor. Ha, siz kayıtlı öğrenci değil misiniz? Kayıtlı öğrenci değilseniz, kayıtlı öğrenci olmadığınız için, ha, kayıtlıysanız konu bazlı seçebilirsiniz. Bunu ayrıca bence öğrencilerimizle görüşün. Ben şurada WhatsApp numaramızı yazayım. Bir bu numaramız. Yani o zaman şöyle rehberlik asistanımızla görüşmeniz lazım. Konu bazlı da seviye seçebiliyorsunuz. Ders dünyası kısmına gidiyorsunuz. Ders dünyasından ilgili dersi tıkladınız, sonra konuya tıkladınız, sonra alt konuya tıkladınız, sonra seviye güncelliyorsunuz. Yani siz orada muhtemelen yanlış bir şey yapıyor olabilirsiniz. Direkt rehberlik asistanımızla görüşün. Ben şuraya mailini de yazayım. Şuradan gönderiyorum. Direkt birebir görüşerek onunla aynı anda hatta tabii ki takvimde ilerleme olacak. Yaptığınız bütün çalışmalar, değiştirdiğiniz seviye, konunun işlenme durumu vesaire gibi işlenen her şey takvimde otomatik olarak güncellenecek. Bir şey yanlış yapıyor olabilirsiniz. Birebir görüşerek halledersek daha hızlı çözüm yapabiliriz, bulabiliriz. Evet, bu görseller için, işitsel olanlar için. İşitsel olan arkadaşlar kimler de yine bir yazsınlar. İşitsel dediğimiz duyarak öğrenme. Ben de bunlardan biriyim bu arada. İşitsellik var bende de. Genelde bu öğrencilerimiz birazcık daha konuşmayı sever, diksiyona dikkat eder, karşısındaki kişinin diksiyonuna dikkat eder, konferanslara böyle söylemlere vesaire katılmayı, seminerlere katılmayı severler. Genelde okumayı, yani sesli okumalar yapmayı severler. Daha çok göz hareketleri kulak hizasında olan kişilerdir. Duyarak öğrenirler. Yani demek istediğim duyması lazım. Birinin ders anlatması lazım. Hiç kimse anlatmıyorsa kendi kendine anlatması lazım. Ben yıllardan beri ders çalışırken hep böyle sesli sesli anlatımlar yapardım. Bunun da bir tekniği var bu arada. Feynman tekniği deniyor arkadaşlar. Bu teknik gerçekten çok önemli bir teknik. Hani hiç bilmeyen birine anlatıyormuşsunuz gibi anlatarak çalışabilirsiniz. Genelde işitsel olan, mesela görsel işitsel diyorsunuz da siz hem görerek hem duyarak öğreniyorsunuz. O yüzden çok şanslısınız bence. İki teknik de var sizde. Analizi YKS için nasıl yapıyorum? Direkt KPSS çıkıyor. İrem bence eğitim koçuyla bir görüşme yap. Çünkü KPSS olarak hesap açılmış olabilir sana. Otomatik belki de direkt KPSS seçtiğin için ya da eskiden KPSS seçmiştin. O yüzden öğrencilerimizle eğitim koçuyla görüşme linkimiz vardı burada. Oraya bir tıklayarak görüşme yap lütfen. Evet, öğretmek için öğren. Feynman tekniği. Hatta öğrenme piramidinde %90 oranında öğrenmeyi garanti ettiği tespit ediliyor. Arkadaşlar takvim anlamayanlar, koçluk alabiliyor muyuz? Ücretler nelerdir? Ben de yararlanmak istiyorum. İşte takvim yapamadım. Ders dünyası vesaire gibi her şeyi eğitim koçlarımızla birebir görüşebileceksiniz. O yüzden burada tekrar paylaşır mısınız? Sistem mühendisleri arkadaşım, eğitim koçuyla birebir görüşme linkimiz var. Onlarla görüşerek size birebir takvim de oluşturursunuz beraber. Sizin masa başına geçmenizi isterler. Ve ortalama 25-30 dakikalık bir görüşme yaparsınız. Hem de sizin analizinizi yorumlarlar. Hem indirimden bahsederler ve eğitim detaylarından bahsederler.
Sistem öncesi arkadaşım, linki tekrar paylaşabilir miyiz? Eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek istiyorum. Linkimiz vardı. Paylaşayım şu şekilde. Buradan tıklayın lütfen. Hemen WhatsApp'a yönleneceksiniz zaten. Randevu alacaksınız. Gün içerisinde size ulaşacaklar 7'ye kadar. Bu işitsel olan kişiler dediğim gibi Feynman tekniğini çok kullanırlar ve faydalıdır da aslında. Ses olmayan bir yerde çalışmak onlar için daha iyi çünkü duyduğu her sesi kaydediyor zihin. Her sesi kaydediyor. O yüzden zihnimizi bomboş doldurmamak için muhakkak sessiz bir ortam tercih edelim. Kendi sesimizi duyabiliriz ama. Ders konunuzla ilgili videolar izleyebilirsiniz. Videoyu izlerken de hani kulaklık takabilirsiniz. Etraftaki dış seslerden uzaklaşıp sadece videoya odaklanabilmek için. Video izlemek de bu arkadaşlar için çokça faydalı olacak. Arkadaş grubuyla çalışmayı tercih edebilirsiniz. Ama arkadaş grubunuz çok kaytarmıyorsa, hani onlar da işitselse mesela genelde, onlar da bundan yararlanmayı seviyorsa beraber çalışabilirsiniz. Siz onu anlatırsınız, o size anlatır mesela. Genelde dinleyerek daha iyi öğrendiğiniz için direkt videodan izlediğinizde de canlı derslere katıldığınızda öğretmenin anlattığı her şeyi çok iyi anladığınız için hani derste öğrenen kişilerdir bunlar aslında. Ama sonrasından da yine video izlemeniz, tekrar yapmanız gerekir. Sistemin size önerdiği tüm ayrıcalıklardan yararlanmanız gerekecek. Genelde bu arkadaşlarımız böyle uzun uzun konuşmayı, uzun uzun dinlemeyi sevdiği için çok uzun anlatımlarda bile kaybolmaz, dikkati çok dağılmaz. İyi bir konuşmacıdırlar, iyi bir dinleyicidirler aynı zamanda. Genelde müzikle çalışmayı severler ama müzikle çalışmaktan kastım şu arkadaşlar. Hani çalışırken açık müzik dinlemek değil. Şimdi bazı şeyler var ya böyle müzikli, işte hafıza teknikleri gibi bazı şeyleri böyle şarkılarla, türkülerle falan öğretiyorlar. Onun gibi müzikten bahsediyorum, ders müziğinden bahsediyorum. Onun dışında çalışırken müzik dinlemeyi asla işitsellere önermiyorum. Gerçekten çok güzel bir sistemmiş. Keşke yeni keşfetmiş olmasaydım. Bence geç kalmadın. Dönem yeni başlıyor zaten. Biz de canlı derslerimize yeni başladık. O yüzden dediğim gibi şu anda kayıt olmaya karar verenler için mesela birer derslik bir canlı ders yapıldı. GGK hafta sonu bugün başlıyor hatta. Onların her birinin video kaydı olacağı için sistem onlara ödevlendirme yaparken önce o videoları izletecek ve o şekilde başlatacak. Tek koşluk alabiliyor muyuz? Tek koşluk alıyor olsanız onun da bir ücreti olacak ve inanın koşluk fiyatlarını da çok iyi biliyorum arkadaşlar. Şu anda koşluk sadece bir yerden koşluk alsanız bundan daha fazla para vereceksiniz. Tek koşluk bir işe yaramayacak ki size bu programı yapamayacak performans sayfanızı göremeyeceksiniz. Check-up testi gibi mi? Hep bir yerlerden bulmanız gerekecek. Koç size diyecek ki gidin test çözün. Şimdi gideceksiniz bir test kitabı almanız gerekecek. Şimdi burada her şey var zaten. Hem panelle beraber ilerleyeceksiniz. Hem rehberlik desteği var. Hem İçerikler var. O yüzden bu sistemi almak çok daha mantıklı bence ve koçluk sisteminden de daha uygun zaten. Bunun sebebi de ilk yılımız olduğu için bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Hani inanın duyanlar ya böyle bir sistem nasıl bu fiyat olabilir diyorlar. Biz de tanınması için, ilk yılımız olduğu için olabildiğince çok öğrencimize ulaştırabilelim. Çünkü bizim amacımız önce birçok öğrenciye bunu ulaştırabilmek. Hani küçük yerlerde yaşayanlar var, dershane imkanı olmayan öğrenciler var. Ya da büyük şehirde yaşıyor ama trafikten vesaire gidemiyor. Dolayısıyla biz olabildiğince böyle bunu Türkiye'ye yaymak istiyoruz önce. Bu yüzden de ilk yılımız değil bu arada. Bu sistemin ilk yılı. Biz bu sistemin hep altyapısını 6 senedir çalışıyoruz. 6. yılı Tekuzem'in. Bu yıl bu paneli açabildik. Çünkü 6 senedir uğraşıyoruz. Öyle düşünün. Hani ne kadar detaylı hazırlandı. Bu sebeple bu yıl böyle bir indirim vesaire imkanı var arkadaşlar. Hani lansmana özel gibi düşünebilirsiniz. Şu an çalışmaya başlamak için iyi zaman mı? Çok iyi zaman ama geç kalmadan bir an önce başlamanız lazım. İkna sistemiyle ilgili bir şarkı vardı hala hatırlıyorum. Unutturmuyor kesinlikle. İşitselseniz bir de özellikle siz daha iyi ezberlemiş, öğrenmişsiniz ve bayağı bir hatırlamayı sağlamış aslında. Anlatma becerileri iyidir. Genelde çok not almaktan hoşlanmazlar ama dinlemekten, işte video izlemekten hoşlanırlar ama ben yine de işitsel olanlara ufak ufak en azından çok uzun uzun yazmasalar bile ufak ufak not almalarını öneriyorum. Sonra o notları yüksek sesle okumanız bile çok fazla işinize yarıyor. Yüksek sesle okumak bu öğrenciler için önerdiğim tekniklerden bir tanesi. Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültüsüz ortamlarda konsantre olamaz. O yüzden sessiz ortam tercih edin demiştim. Dinlemeyi daha çok tercih ederler. Yazmaktan hoşlanmazlar dediğim gibi. Yazarken bazı hatalar yapabilirler. Çok sevmedikleri için. Ama ufak ufak notları almanızda fayda var arkadaşlar. Görüşmeden
fiyatları görüşmeden görebilir miyiz? Görebilirsiniz tabii ki. tekuzam.com'un sayfasına girin. Eğitim programları diye hemen ortada böyle bir buton var. Tıklayın. Fiyatları görün ama o fiyat üzerinden %10 indirim yapın. Çünkü size özel. Eğer görüşürseniz telefonda %10 indirim yapacaklar. 2 gün geçerliliği de olacak ayın 10'una kadar. Onu da söylemek istiyorum ama görüşürseniz kimliğinizle yorumlatırsınız. Çünkü bunlar eğitim koçu arkadaşlar. Direkt sertifikalı koçlarla görüşeceksiniz. İşte ders çalışırken sıkıntılarınız vardır. İşte odaklanma problemi yaşıyorsunuzdur. Onun çözümlerini de sorarsınız. Bir rehberlik görüşmesi yapacaksınız. 30 dakika ortalama. Bu bir seans. Ve bir seanslı koçluk görüşmeleri bile ücretli normalde. Hani birebir oradaki çalışan arkadaşlarımızın hepsi öğrenci koçu olduğu için bence görüşün. Yani sadece fiyatı öğrenmek için görüşmeyeceksiniz. Çünkü onlar size bayağı bir fayda sağlayacaklar bu görüşmede. Dokunsal öğrenme olanlar, şimdi dokunsal artı işitsel, dokunsal artı görselde çıkmış olabilirsiniz, dokunsal da çıkmış olabilirsiniz, karma da çıkmış olabilirsiniz. Bu teknikleri bütün dokunsalların uygulaması gerekecek. Dokunsal, diğer adı kinestetik öğrenme. Biraz daha hareketi seven, biraz daha uygulamalı çalışmayı seven, birazcık daha geniş ortamda böyle yayıla yayıla çalışmayı seven, çok masa başında oturmayı sevmeyen kişiler. Kimler onlar? Bir görelim bir yandan da dokunsalları. Ya genelde böyle ilkokulda, ortaokulda falan bu kişileri hep tembel dediler. Çok çalışmayı sevmiyor dediler. Çünkü çok gezinmek istiyor. İkide bir böyle kalkmak istiyor. İkide bir işte çöp atmaya gidiyor. Böyle bir hatırlar mısınız? İlkokulda falan çöp kovasının etrafında toplanan bir tayfa olurdu, bir grup olurdu. Genelde hep aynı kişiler olurdu onlar. Çünkü bu kişileri yadırgamamak lazım. Çok oturmayı sevmedikleri için aslında ayakta da onları öğrenmeye devam ediyorlar. Kinestetikler çünkü. O yüzden ben bu arkadaşlara işte böyle balkonda çalışabiliyorsunuz, bunu öneriyorum. Onun dışında daha rahat bir ortamda çalışabilirsiniz, bahçede çalışabilirsiniz, dışarıda çalışabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama yeter ki çalışabileceğiniz size özel bir ortam yaratın arkadaşlar. Genelde uygulama yapmayı severler, hareket etmekten hoşlanırlar. Mesela bu arkadaşlar bir yazı tahtası edinebilir. Yazı tahtası, yazı kalemi sanki öğretmencilik oynar gibi öğretmeni taklit ederek ayakta çalışabilirler. Ayakta okuduğum oluyor. Evet evet ayakta okuyabilirsiniz, gezinebilirsiniz. Bunlar çok önemli. Gezerek, görerek, katılım sağlayarak daha iyi öğreniyorlar. Genelde can derslerde de ben şunu öneriyorum dokunsallara. Genelde katılın, yazın. Hani hareket edin yani. Hoca bir şey sorduğunda siz cevap verin. Ya da sürekli soru sorabilirsiniz. Bu tarz durumlarda kendinizi daha fazla adapte etmiş oluyorsunuz. Ait hissetmeniz lazım. Not tutmayı severler. Dokunmaları lazım çünkü deftere, kaleme. Genelde dokunurken de böyle bastıra bastıra yazarlar hatta akışını hissetmeye çalışırlar yazıların. Sık ara vermek isteyebilirsiniz ama bunun için kendinize bir periyot belirleyin. Örneğin 30 dakika. Hani 30 dakikada bir alarm kurabilirsiniz. 30 dakikada bir 7-8 dakika mola verin mesela. Çok sık öyle 10-15 dakikada bir mola vermek dikkatinizi daha fazla dağıtabilir. Hareket edebilirsiniz. Bunda dediğim gibi bir sıkıntı yok. Bir yere yazabilirsiniz. Birilerine anlatabilirsiniz. Bunlar da fazlasıyla Feynman tekniğini bu arkadaşlar da kullanabilir. İşte seller duyduğu için fayda alıyor Feynman'dan. Bunlar ise ayakta böyle yazı tahtasına falan yazarak öğretmencilik oynayarak işte kendi kendine el kol hareketleri kullandığı için daha fazla verim alıyor. Bu yüzden bu arkadaşların da Feynman tekniğini kullanmalarını öneriyorum. Birini anlatır gibi anlatabilirsiniz. Genelde dediğimiz gibi masa başında çok fazla çalışmanızı önermiyoruz. Yani çok aşırı uzun süre oturmanızı önermiyoruz. Hareket olarak kısıtlanmadığınız için daha çok ayakta çalışmanızı da önerebiliyoruz. Bu arkadaşlarımız uygulamalarda yapabilir genelde. Uygulamalı çalışmalarda fazlasıyla faydalı oluyor. Daha sonra kaydını izleyebileceksiniz. Yayınımız YouTube kanalımıza eklenecek. Tekuzam YouTube kanalını takip alabilirsiniz. Zaten bu yayın biter bitmez maksimum yarın sabaha kadar YouTube kanalımıza eklenmiş olacak. Hemen ilk sayfada görebileceksiniz. Genelde dikkat süreleri dokunsalların daha kısa. O yüzden daha sık ara vermek istiyorlar. Bu yüzden hani sık mola verebilirsiniz. 30 dakikada bir 7 dakika mola önerdiğimiz bir periyottur. Genelde çabuk sıkılabilirler, hızlı hızlı sayfa atlamak isteyebilirler. O yüzden kendinize bir çalışma tekniği üretmek, işte Feynman tekniği gibi bir teknik üretmeniz lazım. Bunun için böyle hayali öğretmencilik oyunları oynanabilir arkadaşlar. Bu daha önemli. Genelde araştırmayı falan seversiniz aslında. Yani uygulama dediğim şey biraz daha o aslında. Belki bir bilgiyi internetten araştırdığınızda bile öğrenmiş olacaksınız. Bu tarz yöntemleri tercih etmeniz de dokunsallar için fazlasıyla faydalı olacaktır. Genelde istediğiniz yerde olmanız, hareket etmeniz, notlar, kartlar, yazı tahtası kullanmanız çok yararlı. Genelde mimik, jest, mimik kullanın. Bir şey anlatıyorsunuz ya mesela ya da hayali birini anlatıyorsunuz. El kol hareketleri kullanın, jest, mimik kullanın. Derslerde aktif rol alın, anlatın, yazın ve en çok verim aldığınız süreci de bu şekilde değerlendirin derim.
Ders çalışırken çok çabuk sıkılan birine ne önerirsin? Daha sık mola vermek. Biraz önce söylediğim gibi 30 dakikada 1-7 dakika mola verebilirsiniz. 30 dakika boyunca kendinizi derse adapte etmeniz yeterli. Evet, seminerimizin sonuna geldik. 50 dakikalık seminerimiz bitti. Karma, stil, huriye bunların hepsinin karması. Yani görselsin ya. Görerek öğrenirsin, duyarak öğrenirsin, ayakta öğrenebilirsin. Bu yüzden senin ders bazlı değiştirebilirsin bunu. Mesela diyelim ki tarih. Tarihte örnek veriyorum, dokunsal tarafın daha ağır basıyor. Uygulama yapıyorsun, sesli anlatımlar yapıyorsun. Ama geometride, matematikte görsel yanını kuvvetlendirebilirsin. Karma karakterle alakalı ayrıntılı bilgi de eğitim koçundan alabilirsin. Ama karma karakter için dediğim gibi her tekniğe uyum sağlayabilen, genelde gezerek, görerek, katılım sağlayarak, dinleyerek ve gördüklerini aslında hafızana canlandırarak çok daha iyi öğrenmiş olursun. Şimdi arkadaşlar, sizin dediğim gibi sorularınız varsa onları cevaplandırabilirim ekstra. Rica ederim. Bunu işte tekrarlıyorum. Bugün özel görüşen arkadaşlarımız indirimden de yararlanabilecekler. O yüzden ben artı olarak sizin eğitim koçlarımızla alakalı görüşme yapmanızı istiyorum ve bir koç görüşmesi yapacağınız için de onlarla da tüm sorularınızı birebir de sorabilirsiniz. Şimdi bazen canlı yayında, çünkü biz bu sistemi neden getirdik? Şimdi bazen canlı yayında soru sormak istemeyebilirsiniz. Hocam benim dikkat dağınıklığım var demek istemeyebilirsiniz. İşte ben okuduğumu anlayamıyorum ilk okumada demek istemiyor olabilirsiniz. Bu yüzden eğitim koçuyla birebir telefonda görüşerek daha rahat bir görüşme imkanı da sağlamış olacaksınız. Kayıt olmak isteyenler için indirimimiz var. %10 indirim avantajıyla yararlanabilecekler. Eğitim analizi nereden yapıyoruz? tekuzam.com ana sayfasından ücretsiz deneme hesabı açabilirsiniz. Ya da direkt WhatsApp hattından da yazabilirsiniz. Onlar da size bir ücretsiz hesap açabilirler. Ücretsiz hesap açtıktan sonra zaten bekleyen görevler kısmında eğitim analizini göreceksiniz. Tıklayıp hemen ücretsiz çözebiliyorsunuz. Ortalama 30 dakika sürüyor. Size bağlı biraz. Yani 20 dakika sürdü de oluyor, 30 dakika. Bazı koçlarımız öğrencilerle 50 dakika görüşüyor. Biraz öğrencinin sorularına ve gidişatına göre sürebiliyor. Ortalama 30 dakikalık bir görüşme yapmış oluyorsunuz ama yaptığınız bu seansta. Rica ederim. Siz sağ olun. İnşallah çok güzel bir yıl olur. İnşallah bireysel öğrenmenin harcadıklarını yaşadığınız, stres yapmadığınız, odaklanma sorunu yaşamadığınız, gerçekten size özel bir eğitimle beraber ilerlediğiniz bir eğitim olur. Koç ücretleri ne kadar demiş Zehra? Bununla alakalı bugün özel indirim vesaire olacak. Bu koç ücreti değil. Koçla ücretsiz görüşeceksin. Eğitim ücreti aslında, yapay zeka destekli eğitim ücretiyle alakalı bilgiyi bu linke tıklayarak alabilirsin. Dediğim gibi onlar sana fazlasıyla yardımcı olacaklar zaten. Ben teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey çok güzel olsun bu yıl. Bu yıl hepiniz hayallerinize ulaşın. Hepiniz atanın, kazanın, üniversiteli olun, işte memur olun, öğretmen olun, artık devlette yapın bu işi. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah çok 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 güzel olur her şey. Her şey gönlünüzce olsun. Bence de çok güzel oldu. Çok güzel bir katılım vardı. Sorular çok güzeldi. Harika bir öğrenci ekibiyle birlikteydim. Her şey sizin istediğiniz gibi olsun inşallah. Bir videomuz var. Hemen bir de bir, çok kısa 1 dakikalık video izletiyorum. Sizleri seviyorum. Kocaman öptüm. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.